Fatih Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz efendim programımıza. Bizler bugün gündem özel izleyicilerinin karşısında Konya Karatay bölgesinden UMS makineyle bağlanıyoruz. Sizleri biraz tanıyıp tanıtmak amacıyla seyircilerimiz için sohbetimizin ilk sorusuna geçmek istiyorum. Hazırsınız? Tabii ki hazırım. Buyurun. Öncelikle sektöründe öncü bir iş yapan UMS makinenin firma sahibini, yani sizleri tanıyalım Fatih Bey. Fatih Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir efendim? 88 doğumluyum. Konya'da doğdum, büyüdüm. 21 yıldır bu sektörün içindeyiz. UMS satıştırma makinelerini 7 yıl önce kurdum. Yani 7 yıldır bir var olan bir firma. Hı hı. Yani aslında çekirdekten yetişerek 21 yıldır aldığımız tüm tecrübeleri, deneyimleri tabii de 7 ki yıl önce kendi firmamızı açarak taçlandırmış olduk. Aynen. Öncelikle doğru. Tebrik ediyoruz bunun için. Ben diğer sorularımıza ve burada yapılan hizmetlerin kalitelerine ve detaylarına da geçmek tabii istiyorum. Ki. UMS makine dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken, kapıdan içeri giren bir müşterinin sizden talep edebileceği hizmetler nelerdir? Burada neler yapıyoruz? Burada saç kesme makineleri, saç işleme, şekillendirme makineleri, yani kısacası metal işleme makineleri diyebiliriz. Evet, saça dair işleme, kesme, evet, dökme ile ilgili ve metal işleme ile ilgili tüm hizmetler burada verilebiliyor. Doğru. Kaliteli bir şekilde. Doğrudur. Kaliteli bir şekilde diyoruz ama 7 yıldır bir işletmeci olarak ve bir üretici olarak koltuğunda oturan bir isim olarak biz, evet, firmamız adına dikkat ettiğimiz kırmızı çizgilerimizi, olmazsa olmazlarımızı nasıl sıraladık? Kırmızı çizgilerimizi, hedefimizde her zaman en iyisini yapmak vardı. Yani makinelerimizde kaliteye önem verdik. Sıkıntı çıkarmaması, arızalarını azaltması için ne gerekiyorsa onu yaptık. Yani yoğun bir çalışma çaba içerisindeydik makinelerin kalitesi için. Her zaman kendimizi geliştirip daha iyi hizmet tabii kalitesinde, daha tabii gelişmiş ve güncel bir şekilde hizmet vermek önemliydi. Aynen. O halde bizim için firmamız adına konuşmak gerekirse kaliteli, güvenilir ve gelişmeci, daha gündemde olan, daha teknolojik olan hizmetleri vermek daha önemli. Doğru. Diyebiliriz. Tabii. Dikkat ettiğimiz kırmızı çizgiler bunlarken sizi sektörde hizmet veren diğer firmalardan ayırıp bir adım öne çıkaran, farklılaştıran, belki de bugün tercih edilme sebebiniz sayılabilecek etkenler nelerdir? Makinelerimizin kalitesi, sektörlerimizdeki rakiplerimizde farklı makinelerimiz var. Kapasitesi farklı, fiyatlar uygun. Yani boy olarak, uzunluk olarak, kalınlık olarak, sacın şekline göre özel tasarladığımız makinelerimiz var. Yani teknolojik donanım olarak diğer, aslında tabii ki herkes işin ekmeğinin peşinde, bunun farkındayız ama belli bir yerde de nasılsa hizmet kalitesi, ürün tabii kalitesi ayrışıyor diğerlerinden. Aynen. Bunu da bizim teknolojik donanımımıza bağlayabiliriz. Doğru. Peki ilerleyen yıllarda 2021'in sonu da olabilir Fatih Bey, daha ileri vadelerde de olabilir. UMS makinenin kendi bünyesine katmak istediğiniz, geliştirip yenilemek istediğiniz ürün çeşitlilerinizde artış olabilir. Çalışan, evet, sayınızı artırmak olabilir gibi yeni düşünceleriniz olacak mı? Tabii ki olacak. Her zaman olduğu gibi devam edecek. Yani 7 yıl önce 2 kişiyle üretime başladık. Zamanla artarak 5, 10, şu anda 25 kişi kapasiteyle üretime devam ediyoruz. Tabii ki 2021 yılı sonuna doğru da planlarımız var. Yerimizi büyütmek, planladığımız farklı makineleri, onların üretimine girmek, çalışan sayımızı arttırmak gibi bir planlarımız var. Zaten her zaman gelişmeye açık, buna tabii aç bir işletmeyiz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Evet. Şu an için bahsettiğiniz gibi ilk gün 2 kişiyle başlayıp şu an 25 kişiyi aynı anda istihdam sağlayan büyümüş bir firma. İlerleyen zamanlarda da sizi her şey yolunda giderse daha büyümüş olarak görmek, doğru, kısmet olacak bize de diyebiliriz. Kapalı ve açık alan toplam olmak üzere toplam 1000 metrekarelik bir alanda hizmet verdiğimiz bir işleyiş, evet, şeklimiz var yanılmıyorsam. İlerleyen zamanlarda bunu yine büyük bir halde göreceğiz gibi duruyoruz. Peki yaptığımız işler her zaman makine teknolojik donanımlarla ilgili ama bizim ticaret yaptığımız kişiler her zaman insanlar oluyor ve insanlarla tabii iş yapıldığı zaman tabii ki müşteri memnuniyeti gibi şeyler önemli oluyor. Evet. Ve herhangi bir sıkıntı, olumsuzluk çıkma ihtimali ne yazık ki her zaman oluyor. Karşılaşmamış, evet, olsak da böyle durumlarda, olumsuz yorumlarda, şikayetlerde vesaire, bu ikili iletişim sürecini nasıl yönetiyorsunuz müşterimize karşı? Müşterimize karşı biraz daha anlayışlı davranıyoruz. Çünkü bizden makine ve ekipman alan müşterimizin beklentisi, sıkıntı yaşamaması, üretimini aksatmaması, bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yani makinede, kalitede ön safhada tutuyoruz. Sıkıntı çıkarmaması için, arıza yapmaması için. Arıza yaptıktan sonra da makineye gerekse iade alıyoruz, hemen değiştirip tekrar yenisini müşterimize sunuyoruz. Harika. Müşterimiz bizim için önemli ama ben müşteri portföyümüzün, kitlemizin kimlerden oluştuğunu da merak ediyorum. Bizler saç kesme, şekillendirme, metal işleme, evet, makinalarını yapıp bunu üretici firmalara sattığımız için daha çok tedarikçi oluyorsunuz. Doğru. Ve siz üretici firmaları müşteri olarak baz alıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Peki, evet, Türkiye'nin hizmet ağı olarak veya dünyanın sizleri neresinde görmek mümkün? Bizleri dünyanın Avrupa'da görmek mümkün. Avrupa'da müşterilerimiz var. Rusya, Afrika,
Türkiye'nin tamamında zaten çalışan makinelerimiz var. Müşteri portföyümüz biraz daha geniş. Evet, Türkiye genelinde zaten genel olarak bir hizmet ağımız var. Evet. Bunun dışında dünya genelinde de yine yayılmaya devam ediyoruz. Belki bu yelpaze de ilerleyen zamanlarda büyür. Peki işini çekirdekten öğrenerek 7 yıl önce kendisi kurmuş, 21 yıldır sektörde olan biri olarak, aslında bu sektörde ve işlerde bilir kişi olarak deneyiminize dayanarak bir soru sormak istiyorum. Tabii. Sıfırdan başlayıp deneyimleriyle birlikte böyle bir yelpazede yayılıp hem hizmet hem ürün kalitesi olarak iyi bir yere gelmek isteyen tüm girişimcilerimize, tüm şirket açmak isteyen izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ya hedeflerinde her zaman işinin ustası olmayı, yani işin en iyisi olmayı hedefe koysunlar. Başaramayacakları bir şey yok ama müşteri bazlı olarak düşünürsek, yani makinede müşteri üzmek yerine kaliteye önem versinler. Fiyata fazla takılmasınlar. O zaman ticari kaygıları bir kenara bırakıp ikili ilişkileri, ürün kalitesini örnek verip hedef koyarak devam etsinler diyoruz. Ve tabii ki vazgeçmesinler en önemlisi. Tabii. Vazgeçmesinler diyorum çünkü şu dönemde bizi hayli zorlayan dünya ve ülke genelinde yaşadığımız koronadan dolayı bazı yasaklar, yaptırımlar olduğu bir dönem. Bizim firmamız bu dönemde nasıl bir durum izledi? Tabii ki Avrupa'da çalıştığımız için biraz yavaşlama oldu işlerimizde ilk zamanlar. Ama sonrasında artışta devam ettik. Harika. Çok büyük bir sıkıntı atlatmadık yani. Evet, belki çalışamadığımız veya duraksadığımız zamanlar oldu ama oldu tabii. Bunu çalışabildiğimiz günlerde daha fazla çalışarak arayı ve açığı kapattırabiliriz. Peki size ulaşmak isteyen izleyenlerimiz için açık adresinizi paylaşır mısınız lütfen? Açık adresimiz Ferit Çakmak Mahallesi, Elit Sanayi Sitesi, 10758 Sokak, No 3 Taksim M, Karatay, Konya. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an için ekran altında görecekleri iletişim numaralarından da yine sizlere ulaşım sağlayabilirler diyorum. Aslında sohbetimizin sonuna geldik. Çok değerli bilgiler aldığımızı düşünüyorum. Ama bu soru bizlerin nazar boncuğu olsun istiyorum Fatih Bey. Mesleğe ilk başladığımız güne 21 yıl öncesine geri döndüğünüzde ve 7 yıl öncesinde bu şirketi ilk açtığınız güne geri döndüğünüzde bu noktaya geleceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Tabii ki etmedik. Ama işimizi başarmayı hedefteydi. Biz işin ustası, işi en iyi yapan biri olmak için her zaman hedefimiz oydu yani, başarmaktı. Tabii ki tahmin etmedik ama ustalığımızla, tecrübemizle bir yerlere geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten olay ve kilit noktamız, anahtar kelimemiz tahminlerle, hayallerle değil, hedeflerle olabilecek tabii çalışmalardan ki bahsediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sektörü ederim. Daha uzun yıllar UMSE Makine adını duymak dileğiyle Fatih Bey, ama şu ana kadar bizi izleyen izleyenlerimizi, sizi tercih eden müşterilerinizi ve ekip arkadaşlarınızı unutmanızı istemiyoruz. Onlara neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Müşterilerimize, izleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Müşterimize bizi seçtikleri için minnettarız ve her zaman onlara yardımcı olmak çabasındayız. Çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizle paylaştılar bilgilerini. Çalışmalarında emeğe kattılar. Kalitemizde faydaları var. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Çok sağ olun kıymetli sözleriniz için. Farklı programlarda görüşmek üzere diyoruz Fatih Bey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.